Değerli futbol severler, çok değerli Trabzonsporlular, öncelikle Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek bütün takımlarımıza, başta Trabzonspor olmak üzere, başarılar diliyorum. Daha önce benim de içinde bulunduğum bir kadronun ülkeye UEFA Kupası'nı getirdiği gibi inşallah 3 temsilcimizden biri, en az ikisi de final oynayarak, böyle bir temenni ve dua gibi, dua niyetine geçsin. İkisi final oynayarak, tabii değerlendirme nasıl olur bilmiyorum ama eşleşmeler nasıl olur? Final oynayarak ülkemize kupayı getirirler. Böyle başlayayım. Futbol adına güzel bir durumla karşı karşıya kalırız inşallah. Tabii Trabzonspor'u birkaç program anlatmıştım. Biraz daha seyredilmesi gerekiyor. Trabzonsporluların biraz daha dinlemesi gerekiyor. Şöyle ki zor bir grup. Aslında kadro kalitesi olarak Trabzonspor'un çok üst düzey bir kadrosu var. Sakatlıkları olmasaydı, ki onların hangi maça ne zaman yetişeceğini şu an için kestirmek çok mümkün gözükmüyor ama iyi bir kadrosu var ve bu ligde, daha doğrusu bu Avrupa Ligi'nde ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Önceki Avrupa performanslarıyla doğru orantılı söylüyorum ama o maçlarda oynayıp da çok katkı sağlayan oyuncuların bugün itibariyle, ki bilhassa Abdülkadir'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması çok önemli bir dezavantaj. Ekuban'ın belki 4-6 hafta arası gibi Avrupa Kupalarında çok önemli bir oyuncu. Yani güçlü, sprinter, çok mücadeleci bir oyuncu. O açıdan söylüyorum bütün bunları. Tabii ilk rakip Getafe ile başlanacak. Getafe nasıl bir takım? Onunla ilgili bir takım araştırmalar, küçük küçük özet videolar seyrettim ve İspanya Ligi'ndeki durumuna bakarak Trabzonspor'la değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii ligin alt sıralarında 3 tane maçı 1-1 bitmiş. 3 puanı var ve bu açıdan değerlendirildiğinde Trabzonspor'la rakip olması çok öngörülemez bir takım ama diyerek İspanya Ligi'ndeki kadro kalitelerinin, İspanya Ligi'ndeki bütün takımların oyun anlayışlarının Trabzonspor'a ters gelebileceği ihtimali var. İki takımın da defansif olarak ciddi zaafları var. Trabzonspor'un da Getafe'nin de. Yani bunlara o maç için, Avrupa Kupası maçının havası başkadır. O maç için alınabilecek önlemler ölçüsünde skorlar değerlendirilebilir ama ben çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. En azından Trabzonspor'un rakibini rahat geçebileceğini düşünüyorum. Grup maçları itibariyle, maç için söylemiyorum bunu. Çünkü deplasmanda oynamak bir hayli dezavantajı da bünyesinde barındırıyor. Avrupa Kupası çok oynamayan bir takım Getafe. Trabzonspor'un bu konudaki tecrübesi çok daha fazla. Daha tecrübeli oyuncuları var ve o oyuncularla üstünlük sağlayacaklardır. Israrla üstüne basa basa söylüyorum. Sakatlıklardan oluşan kadro değişiminden kaynaklanan Trabzonspor'da bazı eksiklikler vardı. Son Gençler Birliği maçında inanıyorum ki kopuk kopuk oynayan bir takımın Avrupa Kupası'nı düşünmüş olması, böyle değerlendiriyorum Trabzonspor'u. Bu maçta çok önemli ayakları, ki önlem mutlaka alınacaktır, Sosa ve Wakayeme'nin gol bölgelerine topu taşıması ve topu çok daha fazla ayağınızda tutup ekonomik oynamaya çalışması Trabzonspor'un işini biraz kolaylaştıracaktır. Avrupa Kupası çok önemli bir şey. Trabzonspor tabii doğal olarak ülkemiz için çok önemli, puanımız için çok önemli. Ben bu gruptan, kağıt üzerinde tabii grubun favorisi Krasnodar gözükse de önceki maçlarına baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Şu anda Rusya liginin lideri de, geliş biçimine de baktığınızda çok gol atan, çok mücadeleci bir takım. Biraz daha erken açtıkları için Trabzonspor gibi onlar da bir hayli avantajlılar. Açıkçası grubun favorisi Krasnodar dense de, uluslararası arenada geliş biçimlerine bakıldım dense de, ben grubun favorisinin Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Buradaki inancım şu: Trabzonspor'un kadro kalitesi çok iyi ama kadro derinliğinde sıkıntılar var. Uzun vadede bu tip maçları avantajlı bir şekilde geçerlerse uzun vadede Trabzonspor bu gruptan çıkar diye düşünüyorum. Bu benim hem temennim, içimden geçen, duygusal konuşmamak lazım. Ama Basel, Krasnodar ve Getafe gibi takımlar çok hafife alınacak takımlar değiller. İsim olarak Türk toplumunun, kendi camianızın içerisinde, Trabzon şehrinin içerisinde belki Trabzonspor'un çok gerisinde kalabilecek isimler takım olarak baktığınızda, ama İsviçre, biliyorsunuz, Basel, İsviçre Ligi'nin biraz zayıflığından kaynaklanan ama bir o kadar da zaman zaman Avrupa'da önemli işler yapmış bir takım.
Murat Yakın, Hakan Yakın'dan tanıdığımız çok önceden ama daha sonrasında çok önemli yıldızlar çıkaran ve önemli başarılar kazanmış. Belki kupalara kadar gitmemiş ama bir takım. Krasnodar hakeza öyle. Rusya'nın o mücadeleci ve yapılan transferlerle ki güçlü ekonomik olarak Rusya liginin lideri, bu açıdan önemli. Getafe belki evet zaman zaman İspanya liginde büyük takımlara karşı zor anlar yaşatsa da lige de biraz daha böyle tedbirli, defansif, hızlı çıkışlar yapabilen bir takım görüntüsü verdi bana. Bunların önlemi deplasman maçı öncesi Trabzonspor tarafından alınacaktır. İsim isim tabii bunları futbolcu olarak anlatmak bugün itibariyle çok doğru değil. İlerleyen haftalarda dikkat çeken ve daha doğrusu ilerleyen Avrupa maçlarında yine karşınızda olacağım. Getafe takımında tabii aldığım notlar itibariyle bakıyorum. 3 golden ikisi tabii Jaime Mata'dan geldi. Tabii burada Barcelona'dan transfer ettikleri Cucurella diye bir bek oyuncusu var. Bu asist, belki gole dönüşen asistler dışında bir de oyun hakimiyeti, yani çok sıklıkla onun kanadından çıkılıyor. Bunun önlemi alınmalı ki analizler yapılmıştır. Ben izleyenler için bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Yani attıkları bu gollerin, yani 3 tane gollerinin bir bir biten maçlarındaki tek dikkat çeken şey benim her zaman söylemeye çalıştığım kanat bekleri, ama Trabzonspor'un kanat bekleri Novak ve Pereira hakikaten çok önemli oyuncular. Deplasman maçı olmasından dolayı belki çok fazla hücuma çıkmayacaklar. Ama Avrupa maçlarında bu sene gösterdikleri, Trabzonspor'un gösterdiği performanslar düşünüldüğünde açıkçası ben Trabzonspor'a güveniyorum ve programın veya yayının başında söylediğim gibi yürekten başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Trabzonspor. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Avrupa Kupası maçlarında görüşmek üzere.